Bu bölümde arkadaşlar diğer denetimleri göreceğiz. Diğer denetimler demek sistemimizde yüklü olan Office programında bazı kontroller var arkadaşlar. Ya da başka bir program yüklediğimiz zaman, örneğin QuickTime ya da Flash yüklediğimiz zaman bunların kontrolleri otomatikman ofis ortamında da tanınır. Şimdi bunlardan ilk birkaçını inceleyeceğiz. Hepsini incelemeyeceğiz maalesef. Ve şimdi örneğin takvim kontrolü inceleyelim. Bakınız takvim kontrolü şu anda Temmuz 2006 gösteriyor. Bugün ayın 8'i. Bakalım sistem saatimize. Evet, doğru gösteriyor. Şimdi bir tane kendimize text kutusu açalım. Ve takvime gelip iki defa tıklıyorum. Text box 1 nokta text eşittir. Şimdi bizim klasik takvimimizde nasıl yazılıyor? Gün, ay ve yıl. Şimdi hemen kalender 1 nokta day diyorum. Yani günü yazıyorum önce. Ve diyorum. Nokta koyuyorum araya. Ve dedim. Şimdi de ayı yazsın. Mount dedik ve tekrar bir boşluk. Ve bize bir de yılı yazsın. Şimdi çalışalım bakalım arkadaşlar. Tasarım modundan çıkalım. Örneğin 9. Bakınız 9 Temmuz 2006. Bu şekilde seçtiğimiz ayları otomatikman böyle kullanabiliriz. Bakınız yıllar 2100 yılına kadar gidiyor. 2100 yılının 31 aralığına geliyor mesela. Bu takvim kontrolü sayesinde arkadaşlar eğer en çok kullanacak kısmı şudur. Eğer stok cari kartı tutacaksanız ya da çek girişi yapacaksanız o gün hangi güne denk geldiğini direkt Excel ortamından hiç buradaki takvime gelmeye gerek kalmadan, bakınız bu takvime hiç gerek kalmadan zaten bunu Excel içinden rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bakınız denk geldiği günler pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Mesela biz tekrar kendi yılımıza dönelim. Örneğin Nisan ayında, 2006 Nisan'ında 15'i hangi güne giriyormuş? Gördüğünüz gibi cumartesiye denk geliyor ve bu alt kısımda da text kontrolleri zaten seçili olduğumuz tarihte bizi uyarıyor.